Topkapı Sarayı'ndan herkese merhaba. Topkapı Sarayı asırlar boyunca devletin ve dünyanın yönetildiği çok önemli bir yerdi. Tam 24 Osmanlı padişahı bizzat burada yaşadı. Fatih Sultan Mehmet'ten 2. Mahmud'a kadar buradaydılar. Arkamda gördüğünüz Babussade aslında sarayın en özel noktalarından biri. Şu an Birun avlusundayız. Birazdan sizi bu kapıdan içeri sokacağım. Enderun avlusuna girecek ve avlunun çok önemli bir kurumu. Enderun'un 5. sınıf öğrencilerinin hem kaldığı hem vazife yaptığı yerleri göreceğiz. Burası hazine dairesi. Topkapı Sarayı'nda iki tane hazine vardı. Biri iç, biri dış. Aynen biz insanoğlunda olduğu gibi. İnsanoğlu bizlerin dış hazinesi nedir? Cebimizdir, cüzdanımızdır, çantamızdaki anlık kullanım paralarımızdır. İç hazinemiz nedir? Bankalardaki, orada buradaki yatırımlık paralarımız, takılarımız ya da birikimlerimizdir. İşte bu devletin de dış hazinesi, bakın hemen şurada görmüş olduğunuz bu binaydı. 4-4-8 kubbeli şu gördüğünüz bina orijinal adıyla Hazine-i Amire, sarayın dış hazinesi. Bugün içinde tören silahları sergileniyor ağırlıklı olarak. Yine mücevherli, yine altın yaldızlı, gümüş kaplamalı. Ama normalde buranın içinde bu tarz eşyalar değil, çil çil altın, gümüş para vardı. İçine girdiğimiz zaman yerlerde kuyular, kuyuların içi para doluydu. Kese kese 3 ayda bir yeniçeriler, ulufeler buradan dağıtılmaktaydı. Ama bugün bizim işimiz sizinle Enderun. Enderun'da yaklaşık 12 yıldır kilitli olan bir yer vardı. Keyfi değil, restorasyonundan dolayı. Neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü sarayın en eski binasıydı. Sarayın en eski binası demek Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış demektir. Fatih'in yaptırdığı hazine dairesi ve az ilerisindeki hazineye bakan Enderun talebelerinin kalmış olduğu ocakların koğuşları bulunmaktaydı. Şimdi bunların hepsini görmek için sizinle bu kapıdan içeri girecek ve Enderun avlusunda her şeyle hazine dairesini ve burada sergilenmekte olan hazine detaylarını konuşacağız. İşte arkamızda Topkapı Sarayı Enderun Avlusu'nun 5. sınıf öğrencilerinin vazife yaptığı yer olan Hazine Dairesi. Şimdi bakın, vazife yaptığı diyorum, kaldığı demiyorum. Enderun Avlusu'nda birçok bina vardır. Bu binalarda öğrenciler kalır ve vazife yapar. Hazinede ise vazife yaptıkları yer burası, kaldıkları yer burası değil. Avluya girdiğimiz zaman kapının, yani Babussade'nin sağ ve solundaki ilk iki birim küçük ve büyük oda. Enderun'un ilk iki sınıfı. Üçüncü sınıf seferler dairesi. Yani bakın şu görmüş olduğunuz birim. Dördüncü sınıf tam arkada kalıyor, karşı tarafta. Kuşhane birimi. Dördüncü sınıf. Hem orada ikamet ediyorlardı hem de aynı zamanda vazifelerini yapıyorlardı. Beşinci sınıf hazine. Hazinenin vazife yeri az önce gördüğünüz arkamdaki yerdi. Koğuşları ise işte şurasıydı. Hazine koğuşu olarak geçer. Öğrenciler burada kalıyorlardı ama vazife yerleri İşte bu görmüş olduğunuz binaydı. Neden? Çünkü vazifesi Kaşıkçı Elması'ydı. Vazifesi Topkapı Hançeri'ydi. Vazifesi son derece kıymetli, mücevherli, murassa, sorguçlar, yabancı devletlerden gelmiş hediye, sandıklar, tahtlar, hediyelik eşyalar. Bunların son derece kıymetli olduğu bilindiği için bunların başına duruyor, bakımını yapıyor. Hatta bunların üretiminden onlar sorumlu oluyordu.
Bakın, büyük devletlerde, devletler arası hiyerarşide bir kere iç hazine diye bir şey vardır. Az önce sunuşu ilk yaptığım yerde size Topkapı Sarayı'nın dış hazinesini gösterdim. Dış hazine nedir? Paradır. O gün kağıt para olmadığı için madeni paradır. Altın, gümüş, şu bu. İç hazine ise sizin birikiminizdir. Yani bankada bir mücevherlerinizi koyduğunuz dolabınızın olduğunu düşünün. İşte Osmanlı'nın mücevherlerini koyduğu banka dolabı şu gördüğünüz binaydı. Ha devletin zayıfladığı, ekonomisinin iyice zayıflayıp düştüğü dönemlerde para basacağı zaman o paranın içine karıştıracağı altın ve gümüşü bulamaz olduğunda buradaki kapkaça altın ya da gümüş kaplamalı kapları, eşyaları eritip para olarak kullandıkları oldu. Zaten o altını, o mücevheri paraya dönüştürmeden saklamanın yolu mücevher olarak saklamaktı. Sonra ekonomiye bu şekilde adım adım da kazandırmış oluyorlardı zaruri durumlar söz konusu olduğunda. Şimdi içeri girdiğimiz zaman ben size objeleri anlatacağım. Binayı anlatacağım. Şu an binaya girmeden bu kurumu anlatıyorum. Hazine, bina Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı bir bina. 12 yıldır niye kilitli? Niye bu kadar uzun sürdü bakımı? Çünkü sarayın en eski binası. Fatih İstanbul'u fethetti. Fethettikten bir süre sonra Sarayburnu'nun en stratejik noktasındaki bu yerde bir saray inşası yaptı. Bakın iki tane Fatih Köşkü var. Birinci Fatih Köşkü bu gördüğünüz bina. İkinci Fatih Köşkü ise hemen bu istikamette harem var arkamızda. Haremin de arkasına geçin Gülhane var. Gülhane'ye gelmeden. Bu arada arkamızda arkeoloji müzesi var. Abdülhamit Han'ın sonradan yaptırdı. Onun bahçesinde bulunan bir Fatih Köşkü var. Genelde Çinli Köşk adıyla biliriz. İşte o köşk Fatih'in eviydi. Gece orada kalıyordu. Atına binip oradan atıyla tık 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 geliyordu böyle. Ve bu görmüş olduğunuz bina onun yönetim merkeziydi. Fatih döneminde Topkapı Sarayı adı altında Sur-u Sultani içinde bir takım binalar yapılmıştı ama 3 bina esastı. Hazine olarak yüzyıllarca kullanılan Fatih Köşkü, Fatih'in evi olarak inşa ettiği bugün arkeoloji müzesinin avlusundaki Çinli Köşk, bir de tam köşedeki Mukaddes Emanetler Dairesi. Sonradan Mukaddes Emanetlerle Hırka-i Saadet Dairesi adını aldı ama o da Fatih'in özel yaşam alanlarından bir tanesiydi. Fatih buraya bu köşkü yaptırırken yanına bir de hamam yaptırdı. Daha sonra Seferliler Koğuşu ihdas edilince buraya bu ek bina geldi ve hamamın bir kısmı binanın altında kaldı. Seferliler Dairesi ile alakalı yapmış olduğum videoyu izlerseniz orada bu hamamı da net bir şekilde anlatıyorum. Hamamın soğukluk kısmı, ilk giriş kısmı bu gördüğünüz Fatih Köşkü'nün ilk birimi olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi mesela birazdan bu kapıdan içeri gireceğiz ya. Girdiğimizde ilk gördüğünüz kısım Fatih'in yaptırdığı köşke ait bir bina değil, Fatih'in yaptırdığı hamamın soğukluk bölümüdür. Sıcaklık bölümü ise Seferler Dairesi'nin içerisinde kalmıştır ve son restorasyonda camla kaplı olarak giriş merdivenleri, çamaşırhaneleri ve özellikle sıcak suyun dolaşım alanları net bir şekilde bize seferlerin içinde gösterilmekte. Gelin biraz daha yaklaşalım. Hazineyi biraz daha yakından konuşalım. Birazdan içine gireceğiz. Müthiş hikayeleriyle hazine birimini konuşacağız. Şimdi bu görmüş olduğunuz hazine dairesinin Enderun öğrencilerinin bir ikinci vazifesi hazinenin bakımı, korunması, envanterinin tutulması ve üçüncü vazifesine devlete ait yabancı devletlere bir takım hediyeler gidip gelecek ya, bu hediyelerin hazırlanması. Mesela 1. Mahmut İran coğrafyasında bir Türk devleti vardı, Safeviler. Şii bir devlette başlarına Sünni bir hükümdar geçmişti, Nadir Şah. Nadir Şah 1. Mahmut'a hediye bir taht gönderdi. O taht burada. İçeride göreceğiz birazdan. 1. Mahmut da Nadir Şah'a kabzası 3 büyük zümrütten oluşan, arka kapağında saat bulunan bir hançer hediye etti. Gerçi hançer sonra geri geldi. Bize o da burada. Hançeri kim yaptı? Ustalar. Kimler yaptırdı? Hazine bölümünün öğrencileri. Öğrenci derken çocuk değil bunlar tabii. Yetişkin insanlar.
Topkapı Sarayı'nın girişinde birinci avlu ön bahçede darphane amire var. Darphane içinde özel bir takım sanatçılar, ustalar vazife yapardı. Derici ustaları vardı, ahşap ustaları vardı, mücevher ustaları vardı, altın kalkma şekillendirme ustaları vardı. Bunlar saray ve saraya ait sanat eserlerini üretirlerdi. İşte o sanatçıların, ustaların tamamını kim yönetirdi? Bu gördüğünüz birimin öğrencileri yönetirdi. Yani hem bu işleri takip eder hem de devlet adamlığına adım adım hazırlanırlardı. Hazinenin de böyle bir özelliği söz konusu idi. Hadi şimdi gelin kapıya biraz daha yaklaşalım. Şimdi normalde Fatih Köşkü kendi içinde 3 birim ve bir Cihanyuma kasrından oluşuyor. 3 birim, bakın bu gördüğünüz kapılarla girilen birimler ve hemen devamında bir Cihanyuma kasrı muhteşem bir şahnişinle devam ediyor. Burada dikkatle bakarsanız bütün sütunlar beyaz. Sadece 2 tane sütun yeşil, somaki mermerden. Neden? Çünkü hazinenin asıl girişi burası. Yani baktığınız zaman, yani hazinenin ana kapısı aslında burasıydı. Hazineye girerken şu gördüğünüz iki yeşil sütunun arasından girilirdi. Ve buradan bu şekilde hazineye girilmiş olurdu. Fatih döneminde düzenleme bu şekilde yapılırdı. Hatta hazineye ait son dönem siyah beyaz fotoğrafları var. Kapıda çift sıra halinde hazine erbabı sıralanır. Kapı o şekilde açılırdı. Yani burada hazine kafasına göre anahtar bir kişide olmazdı. Aynı anda birçok kişide bulunurdu. Hazineye girilirken aynı anda birçok kişi olaya nezaret ederdi. Niye? Birbirlerini kontrol ederlerdi. Biliyorsunuz meşhur söz var yani. Bir kişi, iki kişi şeytan, üç kişi topluluk. Buradan içeri girerken otokontrol de sağlanmış olurdu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz hazineye bir diğer kapıdan giriyoruz. Hazineye girer girmez bizi Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı o şahnişinli muhteşem Cihanyuma kasrı karşılıyor. Burası 3 tane birimden oluşuyor. 3 birim ve bir tarafı Marmara Denizi'ne, öbür tarafı İstanbul Boğazı'na bakan müthiş bir manzara. Şöyle gelin. Bakın görüyorsunuz. Şu an tam karşımızda Selimiye Kışlası var. Hemen devamında Haydarpaşa Garı ve Kadıköy iskelesi var. Uzakta adaları görüyoruz. Hemen önümüzde Topkapı Sarayı'nın ek binalarını görüyoruz. Burası sarayın bahçesi. En büyük temennimiz yakın zamanda şu binaların da restorasyonun tamamlanarak saraya ait depolarda bekleyen nice kıymetli eşyanın sergilendiği müzeler olarak halkın ziyaretine açılıp turizme kazandırılması. Hemen bu tarafa geçelim. Bakın karşımızda İstanbul Boğazı, uzakta Kuleli Askeri Lisesi, Ortaköy Camii, müthiş bir manzara. Şuradan Üsküdar'dan başlayarak Kız Kulesi hemen önümüzde başlayarak bunların hepsini görüyoruz. Şu görmüş olduğumuz Sofa Camii, 2. Mahmut yaptırıyor. Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı Topkapı Sarayı'nın en son binası Mecidiye Köşkü. Ve tabii ki burada en muhteşemi Fatih'in yaptırdığı bu şahnişinli Cihanyuma Kasrı. Fatih Sultan Mehmet sarayın dışındaki bu cepheden bu muhteşem manzarayı seyrediyordu. Sizler de bir gün Fatih Sultan Mehmet'in bu manzarayı seyrettiği bu yere gelip sizler de onun gözleriyle bu manzaraya illaki bakmalısınız. Şimdi adım adım sizinle Fatih Köşkü'nü gezelim.
Topkapı Sarayı'nda padişahlara ait en önemli takılar murassa sorguçlardı. Yani sarık giyerlerdi, taç giymezlerdi, sarık bağlarlardı. Sarıkların alınlı kısımlarına da sorguç dediğimiz mücevherli, özellikle elmaslı, incili, yakutlu bu tarz takıları takarlardı. Kenar zincirleri de sarıkların kenarlarına tutturulurdu. Ekseri, yani çoğunlukla üzerleri tüylüydü. Bu tüyler tavus kuşu ya da deve kuşu tüyüydü. Genelde bu tüyler Mekke'de Kabe'nin avlusunu, Medine'de Mescid-i Nebevi'nin duvarlarının tozlarının alındığı süpürgelerden alınmaydı. Oradaki o süpürge uçlarındaki tüyleri sorguçlarına takarak, "Ya Rabbi senin evinin, yani Kabe'nin, Ya Resulallah senin mescidinin, yani Mescid-i Nebevi'nin süpürgecileriyiz" der ve bu durumu da belgelemek için alınlarına bu tüyleri illaki takarlardı. Bu görmüş olduğunuz taht, Osmanlı'nın özellikle son dönemine kadar kullanmış olduğu Sultan Vahdettin'in de kullandığı bir tahttır. Tören tahtıydı. Tamamen altın kaplı ve üzerinde görmüş olduğunuz zümrüt taşlarla süslü. Tabii her birini size uzun uzun anlatmayacağım. Saatler sürer. Bu video bir türlü bitmez. Ama Sultan Vahdettin'in 1918'deki cülüsünde hemen bu tahtın kenarında, hani ben merak etmeyin kısa bir süre sonra kalkacağım der gibi oturduğu siyah beyaz bir fotoğrafı biz bizzat Bab-ı Saade'nin önünde görmekteyiz. Bu görmüş olduğunuz zırh 3. Mustafa'nın tören zırhıydı. Osmanlı Devleti'nin en zengin padişahlarından biriydi. Ben böyle deyince gruplar bazen soruyor, fakir padişah mı var diye. Belki fakir padişah yoktu ama nihayetinde şahsi mal varlığı çok ve az olan padişahlar vardı. 3. Mustafa zengindi. Aynı zamanda bir Rus düşmanıydı. Osmanlı-Rus savaşı patlak vereceği zaman bu savaşı yapamayacaklarına devlet hazinesinin çok boş olduğunu söylemişler. O, "Ben kendi cebimden finanse eder, buradan Moskova'ya iki sıra kese altın dizerim" demişti. Evet, finanse etmesini etti ama maalesef bu savaş küçük kaynarca anlaşması gibi hazin bir sona neticelendi. Rüzgara bakınca beni en çok etkileyen şey, adamın hiç göbeği yokmuş. O tablolarda böyle iri yarı göbekli gördüğümüz padişahların ne kadar slim adamlar olduklarını şu zırhların içine girebilme durumlarından hakikaten anlıyoruz. Topkapı Sarayı'nda aslında hikayesi en meşhur emanetlerden, hazine detaylarından biri bu gördüğünüz Topkapı Hançeri. Size bir gün bu hançeri ben uzun uzun YouTube kanalımda tarihten gerçek hikayelerde anlatayım. Ama 1. Mahmut tarafından Safevi hükümdarı Nadir Şah'a hediye olarak bizzat Topkapı Sarayı mücevher ustaları tarafından yaptırıldığını, Nadir Şah'a götürülmek için yola çıkarıldığını, Doğu Beyazıt'a kadar gidip Nadir Şah'ın ölüm haberi üzerine geri getirildiğini söylemek isterim. Saraya ait törenlerde kullanılan mataralar ve hemen altında yazı takımları ve üzerlerine gördüğünüz bütün kırmızılar yakut, bütün yeşiller zümrüt ve bütün sarılar da altın. Bunlar tören silahları. Yani bir silah var, birebir savaşta kullanılan bir silah var, sadece törenden törene kullanılan. Bakın, kılıçlar, kamalar, hançerler, yine sorguçlar, sadaklar, yani ok torbaları, yaylar ve zihkirler, ok atılan, tuğlar, miğferler, kalkanlar, şurada görmüş olduğunuz barutluklar, piştovlar ve tüfekler, hepsi mücevherli altın kaplama ve bunların hepsi
farklı padişahlar tarafından törenlerde kullanılmaktaydı. Bakın, hazinenin balkon tarafından girdiğiniz zaman ilk birimi burası. İlk gördüğümüz birim burası. Buradan ikinci birime giderken özellikle bu murassa askıları görmenizi istiyorum. Bunların her birinin kendine göre bir hikayesi var. Ama ben özellikle şu baştan ikinciye dikkat etmenizi isterim. Bu gördüğünüz muhteşem, devasa, zümrütlü, altın kaplamalı bu murassa askı Medine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın türbesi için özel imal edilmişti. Ve 3. Mustafa tarafından yaptırılan, Medine'ye gönderilen Peygamber Efendimiz'in türbesinde sandukasının üzerine asılan bu murassa askı Fahrettin Paşa tarafından İngilizler tarafından destekli Şerif Hüseyin ayaklanmasında İngilizlerin ve Şerif Hüseyin'in eline geçmesin diye kurtarıldı ve İstanbul'a getirildi. Bugün şükürler olsun burada muhafaza altında durmakta. Belki de bir gün yeniden oraların muhafazası sağlandığında yeniden bu emanetler yerine gidecek. Arkada görmüş olduğunuz askı da yine Sultan Abdülmecid tarafından yaptırıldı ve Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesine gönderildi ve yine Fahrettin Paşa tarafından yağmadan kurtarılarak getirildi ve burada sergilenmekte. Şimdi hazırsanız çıkalım. Bakın, bir diğer birime geçtik. Bu görmüş olduğumuz Topkapı Sarayı'nda. Topkapı Sarayı'nda şu an hazinenin bir diğer birimindeyiz. Bir ikinci birimdeyiz. Ve bu birime ait, şimdi detayları konuşacağız sizinle beraber. Bu görmüş olduğumuz taht bizzat Nadir Şah tarafından yapılmış olup 1. Mahmud'a hediye gönderilmiş bir tahttır. Yıllarca Topkapı Sarayı'na bilgi kirliliğiyle Yavuz Sultan Selim'in tahtı diye geçti. Hep öyle anlatıla geldi. Ama doğrusu Nadir Şah. Kimdir Nadir Şah? İran coğrafyasında yaşamış bir Müslüman Türk devleti vardı. Safeviler. Osmanlı'dan tek farkları Şii olmalarıydı. Ve bu devletin başına Sünni bir hükümdar geçti, Nadir Şah. Ve Nadir Şah tarafından yapılıp 1. Mahmud'a hediye edilmiştir. 1. Mahmud'a karşılığında o muhteşem zümrüt kabzalı hançeri Nadir Şah hediye göndermişti. Genelde gezi gruplarının dikkatini çekmeyen, hemen önünden hızlıca geçtikleri, aslında kesinlikle görülmesi gereken en muhteşem emanetlerden bir tanesi de bunlardır. Nedir bunlar? Bunlar Şah İsmail'in ganimetleridir. Yani Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail yenilgiye uğramıştır. Yavuz Sultan Selim onu yenilgiye uğratmış. Şah İsmail savaştan kaçmıştır. Şah İsmail'in kemeri, pazubendi ve maşrapası ele geçirilmiş ve Yavuz Sultan Selim tarafından Topkapı Sarayı'na kazandırılmıştır. Bununla alakalı çok teferruatlı bir tarihten gerçek hikayeler bölümü yapacağım. Onu da muhakkak izleyin. Anlatacağım çok şey olacak size. Buraları hızlı geçiyorum. Çünkü padişahlara hediye edilen ya da padişahların hediye etmiş olduğu bir takım eşyalar var saraya ait. Armalar var, rozetler var gördüğünüz gibi. Şimdi hazineye ait girmekte olduğumuz bu yer, dışarıda da size anlattığım üzere, aslında Fatih Sultan Mehmet'in
Hazine Dairesi koğuşu için yaptırmış olduğu sarayın en önemli ve en eski hamamının soğukluk kısmı. Şu an soğukluk kısmına giriyoruz. Ama hazinenin bir birimi aynı zamanda. Bakın, içeri girdiğiniz zaman hazine bölümünün bu bölümüne başınızı kaldırıp etrafa bakmanızı isterim. Bir kubbe görüyoruz. Kenarlarda gördüğünüz gibi eksedralar, çeyrek kubbeler görüyoruz ve duvarlarda bir takım nişler görüyoruz. Burası Fatih'in hamamının soğukluk kısmıydı. Sonradan hazine dairesinin bir bölümü oldu, büyütüldü. Hamam iptal edildi. Burada saraya ait buhurdanlıklar var. Tütsülükler var. Mesela bu gördüğümüz bölümde saraya ait bir takım hilye-i şerifler sergileniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek endamını gösteren hilyeler. Bakın bir tanesi burada. Hakikaten çok güzel. Şunu görüyorsunuz. Bir tanesi hemen az ileride. Hatta bunların mücevherli incili keseleri de gözükmekte. Devam edelim. Burada sarayın farklı yüzyıllarında kullanılmış Kur'an-ı Kerimler var. En'am-ı Şerifler var. Tabii ki ciltleri son derece kıymetli, mücevherli, yakutlar, zümrütler, altın kaplama, firuzeler. Şu gördüğünüz maviler de firuze mesela. Küçük sancak Kur'an-ı Kerimleri var. Sakalı Şerif mahfazaları var. Bunlar da yine dikkat edilmesi gereken saraya ait çok kıymetli eşyalar. Hazine dairesine girdiğiniz zaman olmazsa olmaz görmeniz gereken emanetlerden biri şu gördüğümüz kutu. 3. Murat tarafından yaptırılmış Hırkayı Saadet Muhafazası. 3. Murat tarafından yaptırılmış olan. 2000'li yılların başında Mukaddes Emanetler kitabı hazırlanırken o kitabın editörlüğünü yapmıştım. Kitap bir kılıflı bir de kutulu yapılmıştı. Kutu yapılırken bu gördüğünüz orijinal mahfaza örnek alınmış. Tabii ki sahte mücevherlerle o muhafaza taklit edilmişti. Sahaflarda falan o eski baskı kitabı bulursanız görün. Tabii ki burada saraya ait tesbihleri de görüyoruz. Padişahların ya da padişah eşlerinin kullanmış olduğu her biri farklı bir takım materyallerden yapılmış. Zebercetten, inciden, kaplumbağa kabuğu, bağdan ya da balina kusmuğu dediğimiz amberden yapılmış birbirinden farklı ve birbirinden muhteşem tesbihler. Mesela şu kırmızılar mercan. Okyanustan çıkıyor. Bir deniz canlısı mercanlar. Bunları görmekteyiz. Topkapı Sarayı'nda hazine bölümünde dikkatimizi çekecek en muhteşem detaylardan biri de bu gördüğünüz altın kaplama üzeri elmas işli şamdanlar. Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştı. Medine'ye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesine hediye edildi. İki adettir bunlar. Bir tanesi Efendimizin sandukasının baş ucunda, diğeri ayak ucunda uzun süre kaldı. Fahrettin Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki o Medine'yi Şerif Hüseyin ve İngiliz destekli birliklerinin kuşatması neticesinde yağmalamasın diye Fahrettin Paşa'nın gayretleriyle İstanbul'a getirildi ve bugün burada bizim korumamız altında durmakta. Şimdi Topkapı Sarayı'nda 12 yılın ardından hazine bölümü açıldı. Hazineye girdiğiniz zaman bakın bu kapıdan giriyorsunuz içeri. Girdiğinizde sağa döndüğünüzde
sizi öncelikli olarak Fatih'in o şahnişinli Cihannüma Kasrı karşılıyor. Sonra sarayın ana giriş bölümü, sonra ikinci giriş bölümü, sonra da daha evvel hamam olan kısım karşılıyor ve buradan çıkıyorsunuz. Ama bir de buradan içeri girdiğinizde görmeniz gereken bir bölüm var. O da içeri girer girmez sola döndüğünüzde sizi karşılayacak bölüm. Mesela buraları gezip buradan sola dönmezseniz sarayı, hazineyi gezip en çok görmek istediğiniz şeyi görememiş olacaksınız. O da neydi? Kaşıkçı elmasıydı. Bakın, bu görmüş olduğunuz vitrin içerisinde şu tepedeki elmas aslında hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Herkes önünden şöyle birkaç saniye bakışla dönüp gidiyor. Ben size bunun hikayesini uzun uzun ayrı bir videoda anlatacağım. Sadece şu kadar söyleyeyim. Bunun adı Kevkebi Dürri'ydi. Bir Osmanlı padişahının parmağındaki yüzüğün taşıydı ve o padişah bu dev elması üzerinde bulundurmak bana değil, benim efendime layıktır demiş, söktürmüş, bu altın tabağın içine koydurmuş, Medine'ye göndermişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesinde sandukası üzerinde yüzyıllarca kaldı ve Fahrettin Paşa tarafından kurtarılarak İstanbul'a, ana vatanına, imal edildiği yere getirildi. Geçici olarak bizde bir gün emin ellerde olduğunda oralar yine o mübarek sanduka üzerine konulabilmesi arzu ve hayaliyle muhafaza etmeye devam ediyoruz. Mücevherin adı Kevkebi Dürri'ydi. Bunu yaptıran padişah da 1. Ahmet. Hadi devam edelim. Ve işte herkesin heyecanla görmek istediği Kaşıkçı elması. Bakın şu saraya 25 yıldır gelen giden ve anlatan biriyim. Kaşıkçı elması hep farklı şekillerde sergilendi. Yani bu yaşıma kadar birçok farklı sergisini gördüm. Genelde siyah bir kadifenin arkasında iki boyutlu gördüğümüz Kaşıkçı elmasını Topkapı Sarayı yönetimi ilk kez her yönüyle her taraftan görebilelim diye bu şekilde sergiliye koydu ve bence de çok güzel oldu. Yani Kaşıkçı elmasını sadece önden değil, yandan hatta hafif arkadan da görebileceğiniz bir şekle sokuldu. Kaşıkçı elmasını burada uzun uzun anlatmayacağım çünkü ben size bu videoda hazine dairesini anlatıyorum. Kaşıkçı elmasını anlattığım ayrıca bir videom var YouTube kanalında. Onun linkini buraya bırakıyorum. Onun hikayesini oradan görebilirsiniz. Sadece şunu bilin, Eğrikapı çöplüğünde İstanbul surlarının bulunmuş, yontulmamış halde bulunmuş, 4. Mehmet'in saray kuyumcusuna intikal etmiş, daha sonra yontulup bu hale gelmişti. Buraları tek tek anlatmayacağım çünkü buralar saraya ait kullanılan ama misafir geldiğinde özel sunularda kullanılan bir takım eşyalar, maşrapalar, ibrikler, sahanlar, bunların sergilendiği bir yer. Velhasıl artık Topkapı Sarayı'nda hazinenin sonuna geldik. Vedanın yapılacağı yer herhalde bu vitrin olmalı. Bu devlet çok zengin bir devletti. Çünkü bu devlet çok adaletli bir devletti. Bu devlet insanı merkeze alan bir devletti. Ve böyle olunca inançla beraber dünyanın süper gücü olmuştu. Ha kendisini büyük yapan hasletleri bıraktığı zaman devlet güç kaybetmiş, parası da değer kaybetmişti. Osmanlı'da ilk para Osman Gazi döneminde basılmıştı. İlk altın para Fatih döneminde basılmıştı. Küçücük bir altın, tırnak kadar bir altın paraydı bu. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı parası el ayası büyüklüğüne ulaşmıştı. Yani bu kadar. O dönemde Osmanlı ve ekonomisi ve parası o kadar kıymetliydi ki yabancılar, yani o gün Osmanlı'nın tabiriyle gavur memleketleri, Frank illerinin paraları mangırdı. Hani bugün evinizdeki zeytinyağı tenekesinden makasla bir yuvarlak kesin, onun kıymetine eşitti. Ve o günlerde Osmanlı Devleti'nde bir söz yayıldı. İşin komik yanı, bu sözü hala kullanıyoruz ya, ona yanıyorum. Biri birini sevmediği zaman gavur mangırıyla 10 para etmez derdi. Çünkü bizim paramız bu muhteşem altın paraydı. Onların parası
teneke paraydı. Yani mangırdı. Gevur mangırıyla 10 para etmez. Sonra biz bizi güçlü yapan, bizi büyük yapan bütün değerleri unuttuk ve bıraktık. Sonra da zayıfladık. Hasta adam, kadavra devlet olduk ve nihayetinde yıkıldık. Bugün gavurun parası euro oldu, dolar oldu. Aldı başını gitti. Bizim paranın 20 katını geçer hale geldi. Ama biz hala birini sevmediğimiz zaman gavur mangırıyla 5 para, 10 para etmez demeye, o ihtişamlı günleri hala dilimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Paramızın yeniden kıymetli olduğu, hani hazinede, Merkez Bankası'nda karşılığı olan paraları bastığımız ve karşılığı olduğu için de hiçbir zaman paramızın değer kaybetmediği günleri yeniden görmeyi arzu ediyoruz. Unutmayın, Osmanlı Devleti yıkıldığında hala bir Osmanlı parası 3 Amerikan doları etmekteydi. Topkapı Sarayı'ndan, Hazine Dairesi'nden selamlar, saygılar.